Tencere yemeği satacağım da ne demek? Sen aklını mı kaçırdın? Niye bu kadar sinirlisin Hasan? Ya bak hayatım, yemeklerinizi yapıyorum. Çamaşırlarınızı yıkıyorum. Hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Ama sen benim para kazanmamı istemiyorsun. Bunu anlamam mümkün değil, hiç kusura bakma. Ya evet ama... Onu... Delirdin mi evin için? Ya bakkal dükkanım burası. Ya özendim işte, ne var? Bu benim hayatımda kazandığım ilk para. Bir televizyon programı yapacaksın. Ben? Hasan... Ya sana bir şey söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ya söyleyince çok şaşıracaksın. Söyle, şaşırma. Sen ne yapsan beklerim artık. Televizyonlara çıkacağım de ona bile şaşırma. Şaşırmaz mısın zaten? Sen televizyona mı çıkacaksın? Hasan çok sever makarnayı. Kocam yani. Hiç öyle fesleğendi, somonda aramaz. Haşla, tuzla, dök önüne yesin. Baba ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Görüyorum da bir anlam veremiyorum. Üşüyor. Yasak. Ay canım, niye yasak olsun? Yasak değil. Tamam. Tamam, babam üşüyor. Evet, evet. Seyrettik, seyrettik. Nasıl? Telefonlar mı kilitlenmiş? Televizyon yıldızı mı olduk? Tamam Şule Hanım. 5 kişilik karnıyarık ve pilav akşam saat 8'de hazır. Oldu, görüşmek üzere. Geldim anneciğim, geldim anneciğim. Aç bakalım. Uçut. Aç. Tamam, şimdi geliyorum. Yemeği karıştırayım, geliyorum anneciğim. Günaydın. Ah, günaydın canım. Ah, pardon. Efendim. Evet Leyla'cığım, biliyorum aradılar. Tamam, biliyorum canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Geldim. Bir kaşık daha bakalım. Bir kaşık, ikinci kuş geliyor. Şimdi ikinci kuş geliyor. Aç. Tamam. Efendim. Aa, merhaba Tarık Bey. Evet tabii, fındıklı kekiniz hazır. Tamam, saat 5'te bekliyorum. Tamam, görüşürüz. Ne yapacaktım ben? Fırını yakacaktım. Pek yoğunsun maşallah. Ay sorma, bir yandan programdan arıyorlar, bir yandan müşteriler. Programı canlı yayınlayacaklar Hasan. Düşünebiliyor musun, canlı yayın? Ben evdeyken ortalıkta kamera istemiyorum ama. Tamam canım, merak etme. İçelim mi artık çayımızı? Daha iyi olur, benimki açık olsun ne olur. Ben mi koyacağım çayı? Yapabilirsin değil mi hayatım? Önce çaydanlığı kulbundan tutacaksın. Sonra şöyle hafifçe öne doğru eğeceksin. Ondan sonrasına karışma, kendiliğinden dökün. Bakışa bak. Tamam, sen üstüne başına dökersin şimdi. Koyarım ben çayı. Tarık Bey kim? Müşterim. Ha. Gurmeymiş. Ne? Hani restoranlarda şu yemek iyi, bu yemek kötü diyenler var ya, onlardan. Neyse ki sadece kek istiyor. Anne keki. Niye sordun? Hiç öylesine sordum. Anne keki demek. Çok hoş. Evet, hoş. Hoş olan ne? Tarık Bey mi? Ay canım, senin hoş demen hoş. Sen çayını soğutma. Nasıl, sen kahvaltı etmeyecek misin? Hoş dedi değil mi? Oysa babanı tanıyorsak eğer, ki ben senden daha çok tanıyorum, kıskanması gerekirdi. Belki de bu duruma alışıyordur, ne dersin? Nerede o evinç? Nerede o kek? Hayır. Ben o keki bulup Hasan, götürüp çıkarım. Lütfen Hasan, lütfen. Tamam yavrum, tamam. Korkma anneciğim, korkma, bir şey yok. Oyun oynuyoruz babanla, bak oyun oynuyoruz babanla. Hayır Hasan, hayır. Açıklayabilirim Hasan, yapma. Tabii, bir açıklama yapmaya hakkım var. O elindeki huni ne şimdi? Ya çocuğun önünde kavga ediyoruz, oyun sansın diye. O bir müşteri, değil mi kızım? Anne keki isteyen bir müşteri. O zaman gitsin annesi yapsın kekini. Değil mi kızım? Annesi yok, annesi ölmüş. O zaman karısı yapsın. Ver bakayım şunu. Dar. Bina yakından dolaşmaları için emir verdim efendim. Tamam Selim Bey, sağ olun, teşekkür ederiz. Karısı niye yapmıyor kekini? O da mı ölmüş? Niye ölsün canım? Hiç evlenmemiş ki ölsün. Adam bir de bekar yani, çıldırtma beni evin için. Evet,
Adamın annesi ölmüş, üstelik bekar. Hem de bir de üstüne üstlük benden anne keki istiyor. Ne yapalım Hasan Nami? Hunharca boğalım mı adamı? Ya Elinç, sen benim karımsın. Gidip el alemin adamına kek yapamazsın ya. Kararını ver Elinç. Ya Tarık ya ben. Aksi taktirde atıyorum keki çöpe. Allah'ım, ben bu keki kurtarmak için ne yapmalıyım? Çok güzel. Tamam, şaka yaptım Hasan. Tamam kızım. Şaka yaptım Hasan, şaka yaptım. Elveda! Hayır Hasan. Dur, ver onu. Yakaladım onu. Günaydın. Ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Gerçekten Hasan, ne yapıyoruz biz burada? Ne yapayım efendim ben bu bombayı? Vallahi bilmiyorum efendim. Atın, patlatın, ne isterseniz onu yapın. Yalnız önce kahvaltınızı yapın Selim Bey. Oturun hadi, oturun çocuklar. Sana dedim baba, zargana dedim, balık dedim, öyle yenmez dedim. Çaylar geldi. Gel hadi gel. Bu normal çayınız. Eyvallah. Bu da Hakkı abinin 5 şekerli çayı. Eyvallah koçum. 5 şekerli çay olur mu ya? Ne yapıyorsun? Öyle demeyeceksin oğlum. Bir şeker daha vereyim, ağda yap diyeceksin. Çat çat böyle. Başka bir şey var mı Hasan Nami Bey? Yok oğlum, çıkabilirsin sen. Temiz çocuk çıktı bu hali. Sen gene şanslısın. Benim öyle bak. Geçen gün yere bir 5 milyon düşürdüm. Anında 5 milyon indiregendi. Bizim Ali olsa o 5 kağıdı alır, sana 20 milyon olarak geri verir be. Yapma be, o kadar yani. Aynen. Vay anasını be. Ne zaman başlayacak bu? Bilmiyorum ki, az kaldı herhalde. Ya dikkat, dikkat, tamam. Ya Hakkı. Efendim? Ben bile heyecanlandım. Kim bilir evin işte vaziyettedir. Yürüyebilecek misin? Heyecanlıdır herhalde orada. Herhalde. Lanet olsun, anahtarını. Bak şimdi. Rahat ol, tamam mı? Doğal ol. Ya canın ne istiyorsa onu yap. Ya ister kızınla konuş, ister kocandan söz et. Seyirci senin o doğal halini çok sevmiş. Tamam artık, her şey olduğu kadar vallahi Leyla. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Babam girerse içeri yine. Ay keşke girse. Seyirci onu istiyor zaten. Ah. Gel, nasılsın Selim amca? İyi. İyi. Bak şimdi, her ihtimale karşı şey yapalım. Bir makyajına bakalım, tamam mı? Sema, sadece pudra yeter. Geliyorum. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Ay baba, canlı yayına çıkıyoruz. Düşünebiliyor musun? Canlı yayın. Ne canlı yayını? İşte televizyona çıkıyoruz ya. Hiç mi yere çıkmıyorum ben? İşim gücüm var benim. Yapma kızım sen de şöyle pop pop pop. Ben o meseleyi hallettim. Bomba işi tamam. Ne bombası? Sabahki bomba. Yedim onu. Ne bombası? Neyi yedin? Ah baba, sen keki mi yedin? Kek miydi o? Bombayı dedim sanıyorsun sen. Hani kekti? Anlat. Önleydim ya. Şişt, vermeyeyim. Patlar mıyım acaba? Hayır, hiçbir şey olmaz. Biraz daha pof pof yapalım sana. Vallahi ben hayatımda şunların yıkanması lazım hayatım deyip kirlilerini çamaşır makinesine atan erkek tanımadım. O işi de kadınlar yapar aslında. Herkes evde tek tek sorar. Kirlin var mı hayatım? Kirlin var mı çocuğum? Evet, maydanozumuzu doğradık. Şöyle alıyoruz tabağımıza. Şimdi sıra tavuğumuzda. Herhalde tavuğumuz da pişmiştir. Tavuğumuzu da fırından çıkartıyoruz. Çıkartamıyoruz çünkü sıkışmış. İstersen ben yardımcı olayım. Aa, Necmi sen burada mıydın? Evet. Aa, sağ ol Necmi. Bu arada Necmi kayınbiraderim olur. Karşı dairede otururlar kayınpederimle beraber. O yüzden sık sık zırt pırt gelip giderler. Necmi istersen sen çıkart. Çıkayım. Evet, program devam ediyor. Bir şeye ihtiyaç olursa ben şuradayım. Tamam Necmi. O zaman çıkıyorum. Sen... Tamam. Çıktım. Evet, Necmi de çıktı. Necmi Bey'e bak, televizyonlara çıkıyor. Gelsin dükkana, ben sorarım ona. Elimizi yakmıyoruz, elimizi yakmıyoruz. Haşlanmış sebzelerimizi kontrol etmeye geldim. Birazdan tavuğun etrafına haşlanmış sebzelerimizi döşeyeceğiz. Yengeciğim, ben sana yardımcı olayım. Sen ağır kaldırma, bir... Aman Necmi, aman Necmi, yavaş. Yavaş, sağ ol Necmi, teşekkür ederim. Tamam, sen çık dedim ya, çıksana. Tamam, Necmi de sağ olsun bugün. Çok yardımsever. Bir yerde okumuştum. Türk erkekleri 10 günde bir çoraplarını değiştiriyorlarmış. aslında insan 10 gün birlikte yaşadığı kediye köpeğe bile alışıyor değil mi? Çorabına niye alışmasın? Nasıl ayrılıyordur acaba bundan? Ay sana çok alıştım biliyor musun, ama karım çıkar diyor, çıkarmam lazım. Üzgünüm canım. Ay Allah'ım.
hayır evet. Lütfen. Devam sonra, devam, devam. Ne sonra, ne, ne? Geçenlerde hayatım çorapların çok kirlenmiş, ben de makineye atayım dedim. Bana ne dedi biliyor musun? Ne olur karıcığım, bana biraz daha zaman ver. Vallahi insan kendini iki aşığın arasına girmiş gibi hissediyor. Bakmayın, Ilgaz da burada çok sıkıldı. Ne? Ne gülüyorsun tilki gibi? Ben de espri olarak şey yapmıştım onu. Hop 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 hop. Bak anne. Bak ne güzel bizi çekiyorlar kameralar. Abileri hesaplayalım oradan. Biz sana bir sır vereyim mi? Benimki de 10 gündür ayağımda. D2'ni kaldır Ak. D2'ni kaldır. Ben daha bu sabah değiştirdim. Mantarlarımız, önceden haşladığımız mantarlarımızı koyuyoruz. Ilgaz da çok seviyor değil mi burayı anneciğim? Ha bu süsleme işlerini. Mısırları da çok sever. Gel beraber koyalım mısırları. Mısırları tamam ama tutmak yok. Yok 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 yavaş. Yavaş sen değil, sen değil, sen değil. Tamam ben böyle tutayım. Mısırlarımızı da koyalım güzelce. Ve en son hazırladığımız maydanozumuz neredeydi? Maydanozumuzu alalım. Maydanozu. Ah yengeciğim. Tamam hadi amca geldi. Amca geldi. Ulan ben de sabahtan beri niye sinirlenmiyorum diyorum. Necim Bey dükkanda yoksa biz bu dükkanın güvenliğini Allah'a mı emanet ediyoruz? Ali! Ali! Siz de bakalım anneciğim, at maydanozu, at. Hop, tamam, güzel attı. Tamam. Ve benim en sevdiğim ve Ilgaz'ımın burnu gibi şu kırmızı domateslerdi sıra. Ben yardımcı olmalıyım. Tamam Necmi, ben almıştım Necmi'ciğim. Bana daha yakındı domatesler. Tamam. Oğlum, böyle serbestse biz de çıkalım bu televizyona, ha? Efendim, tavuğumuz hazırlanmış oldu. Süslemelerimizle beraber. Bu haftaki yemeğimizi de böylece bitirmiş olduk. Hepinize afiyet olsun diyor. Afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın. Beni mi çağırdınız? Necmi Bey teşrif edene kadar monitörlerin başına sen geç o. Gerçekten mi? Tabii. Necmi'den daha kötü yapacak halin yok herhalde. Hırsızlık olursa müdahale et o kadar. Baş üstüne. Hadi bak. Vay be Ali'ye bak fırtına gibi ha. Sevindi. Bana bak, ha. Şaka yapmıyorum oğlum. Biz de çıkalım şu televizyona. Programdan sonra da Eminç'in yaptığı yemekleri yeriz. Bugünkünü kim yiyecek acaba? Niye ben yemiyorum? Neden biz yemiyoruz? He? Ya sana ne oluyor? Ne demek bana ne oluyor oğlum? Hadi kalk, 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 kalk. Soğuyunca hiçbir işe yaramaz. Kalk hadi oğlum, hala duruyorsun. Kalk yürü. Bir tane normal yok ya, bir tane normal yok. Dur, bekle. Kolay gelsin Evinç Hanım. Aa, hayrola gündüz vakti? Ne arıyorsun? Tavuğu. Hangi tavuğu? Senin programda yaptığın tavuğu. Ne yapacaksın ki onu? Ben tavuğu genellikle yerim. Sen ne yaparsın? Neyi ne yaparım? Tavuğu mu ne yaparım? Sen vakit kazanmaya mı çalışıyorsun? Evet ama boşuna bir çaba değil mi? Midesinden çıkıp da geri gelecek değil ya. Evinç bana isim ver. O tavuk şu anda kimin midesi? Ooo Selim amcacığım. Açmışım ben yeseli. Senden rahatı yok valla. Biraz daha rahat hareket edebilme imkanları yok. Oh be. Ayaklarımı yıkadım Selim amca. Valla su gibisi yok kim ne derse desin. Yıkadım ve rahatla. Aa. Çünkü onları bekleyen büyük bir tehlike vardır. Aa. Kurtlar. 70-80 sene sonra bu küçük parmaklar gider Selim amca. Nereye gider? Bana her gün küçülüyormuş gibi geliyorlar. Yani birkaç nesil sonra bu küçük parmaklar kaybolur, insanoğlu hayatına 4 parmaklı takılabilir. Yani evrim teorisinin gereği olarak diyorum. Yani ondan sonra da tek toynaklı olarak takılabilirler. Yarışa devam, dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Bunlar da tek toynaklı mı acaba Selim amca? Güzel hem sağlıklı hem tok tutar havuç. İnsan hiç olmazsa bir parça ayırır tavuktan. Hasan'cığım biz senin gündüz vakti işi gücü bırakıp da eve geleceğini bilemezdik ki. Necmi de bilemezdi. Ya, koca tavuğu hiç acımadan mideye indirdi değil mi alçak? Gösteririm ben ona. Canım koca tavuk diye abartma sen de. Televizyon her şey olduğundan büyük gösteriyor biraz. Ya, büyük gösterse ne kadar büyük gösterecek ki? Sen martı pişirdin de biz tavuk mu gördük? Tavuk tavuk işte. Ya boşver sen şimdi tavuğu. Hasan nasıl bu canlı yayında iyi miydim? İyiydin, iyiydin. Güzeldi. Necmi dışında her şey güzeldi. Hakkı bile bayıldı. Ben Hakkı'yı unuttum. Selim amca, benim dedem 105 yaşında öldü, yumurtacı Ali. Her gün 2 kilo süzme yoğurt yiyordu. Vallahi
Ben de her gün yiyorum, 1 kilo garanti. Zıkkımın pekiği! Ya şurada ağızla dili bir belgesel seyrettirmedin be kardeşim. Tamam baba, sinirlen. Ha? Tamam. Ya sinirlen. Adam ayak parmağından girdi, süzme yoğurttan çıktı. Hadi bak arkadaşın geldi, hadi boşalt burayı. Hadi, hadi. Tamam baba, gidiyoruz. Gidiyoruz, hadi oğlum, hadi. Oğlum yemek ne olacak? Yemek yalan oldu maalesef çünkü Necmi Efendi tavuğun hepsini yiyip bitirmiş. Boşuna mı geldik ulan Necmi? Merak etme, ben dükkana gider gitmez sorarım onu. Ben çoraplarımı alıp geliyorum. Hadi yürü. Ah, hoş geldin Hakkı Kutlu. Hoş bulduk Evinç. Programı seyrettik. Çok güzeldi. Hayırlı uğurlu olsun. Mis kokan zambaklar. Demek seyrettin. Sağ evet. ol. Hayrola? Ha, ayaklarımı yıkadım. Bütün gün ayakkabının içinde havasız kaldılar. Yıkadım ve rahatladım. Şunu bir zahmet. Yok, ben onu almayayım. Ayaklarını kuruladığın el havlusunu bugünün bir anısı olarak sana hediye etmek isteriz Hakkı Kutlu. Yok, ben programda hani şey dedin, çorap maraptan bahsettin, ben o yüzden şey yaptım. Anlıyorum. Ben çoraplarımı alayım banyona. Ben geldim yine. Ay, rahatsız etmiyorum değil mi? Yok, ne rahatsızlığı, Lena hoş geldin. Nasıl buldunuz programı? Valla görüntüsü çok güzeldi, bir de tadına bakabilseydik. Hayır, yemeği sormuyor, programı soruyor. Ha, program iyiydi, çok beğendik. Merhaba. Siz tanışmıyordunuz değil mi? Leyla, üst komşumuz. Bu da Hasan Nami'nin en yakın arkadaşı, Hakkı Kutlu. Ben de. Ha? Leyla'yı görünce ördeğe döndün, öyle el öpmeler bilmem neler. Ne var yani, el öpmek çok mu acayip bir şey? El öpmek normal, senin el öpmen acayip. Hoşlandı mı yoksa kadından? Hoş senin görüp hoşlanmadığın kadın olmadı ya. Bu seferki öyle bir şey değil. Bu sefer aramızda çok acayip bir elektriklenme oldu. Çat 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 çat. Oğlum 15 saniye gördün kızı, ne elektriği ne suyu? Kadınların kafasından geçeni anlamak için 15 saniye yeterli. Nasıl yani? Sen kadınların kafasından geçenleri okuyabiliyor musun? İster inan, ister inanma. Mesele senin sandığın gibi o kadar eğlenceli değil. Niye? Niyesi var mı? Mesele önceden sezince işin tadı kaçıyor abi. Hayır, yani sen diyorsun ki ben kadınların kafasından geçeni okurum, öyle abi, mi? Bas bakalım gaza. Buongiorno. Merhaba. Evinç Hanım yok muydu? Vardı. Var içeride. Benim bir kek siparişim vardı da. Alabilir miyim? Neyi? Kekimi. Ay, çok sabırsızsınız. Yani aceleniz var herhalde. Kim geldi Leyla? Tarık Bey, hoş geldiniz. Signora Evinç. Hoş geldiniz. Ben hemen getireyim kekinizi. Teşekkür ederim. Çok romantik birisiniz herhalde. Yani kek sipariş ettiğinize göre kaba saba biri olsanız börek çörek isterdiniz. O bakımdan şey ettim ben. Ay siz ayakta kaldınız. Girsenize içeri. Yok. Teşekkür ederim. Girmeyeyim. Evet. Buyurun. Aman. Perfecto. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Signora Evinç, size bir davetiye getirdim. Nasıl? Antep yemekleri yapan bir restoran açılışı için. Meslek icabı fazla gönderiyorlar. Sizi de orada görmek isterim. Ben de orada olacağım. Sağ olun. Gelirseniz beni çok memnun edersiniz. Teşekkür ederiz Tarık Bey, sağ olun. Yani arrivederci. Arrivederci. Yine bekleriz. Arrivederci. Arrivederci. Bayıldım. Ne yakışıklı adam değil mi? Ay, Antep mutfağı dedi. Ben bayılırım Antep mutfağına. Fark ettim. İnşallah o da fark etmiştir. Ay, meslek icabı dedi. Mesleği ne? Gurme. Ay, ağzının da tadını biliyor yani. Ay, çok iyi. Neredeymiş acaba bu yer? Kaçta gidiyoruz? Gel şey yapayım o zaman. Necmi! Necmi! Efendim abi? Hadi bu sabah evde tıkınmakla meşguldün. Dün sabah neredeydin saat 9:45'te? Ne bu abi? Cinayet soruşturması mı? Bak aslanım, esprili erkek kardeş triplerinin hiç sırası değil.
Tekrar soruyorum. Dün 9.45'te neredeydin? Her günkü gibi burada abi. Görevimin başındaydım. Öyle mi? Yani her gün dediğime bakma. Pazarlar hariç. Biliyorsun pazar günleri çalışmıyoruz. Gel buraya. Gel Necmi buraya. Gel, gel, gel oğlum gel. Ne yapıyor bu adam? Ne yapıyor abi? Bu adam ne yapıyor Necmi? Tıraş oluyor. Bravo. Peki burada sorun ne? Galiba bizim dükkanda olması. Evet. Çünkü biz berber değiliz, öyle değil mi Necmi? Kesinlikle haklısın abi. Peki bak, biraz daha geri alalım, bak ne olacak. Evet. Bak, adam önce raftan bir tıraş bıçağı aldı. Sonra yandan uzanıp bir tane tıraş köpüğü alıp yüzüne sürdü. Demek ki tıraş bıçağıyla köpüğünü yan yana koymamak lazım abi. Çağrışım yapıyor herhalde. Necmi, herif güvenlik kamerasının karşısına geçti. Resmen tıraş oldu be tıraş! Sen ne biçim güvenlikçisin? Herif kolonyasını da sürdü yüzüne, aslan gibi yürüdü gidiyor. Kapağı da kapamadan koydu oraya. Kısacası yuvamı yıkılmaktan ancak siz kurtarabilirsiniz Evinç Hanım. Ben ne yapabilirim ki? Bana yaptığınızı yapın yeter. Tencere yemeği satın aldığımdan beri kocam eve erken geliyor. İlişkimize bir renk, bir canlılık geldi vallahi. Hele o son yaptığınız ayvalı bonfile. Ay ne koydunuz onun içine öyle? Ne işe yaradı bir bilseniz. Vallahi bunun benim ayvalı bonfilemle ilgisi olduğunu sanmıyorum. Siz bir bahane arıyordunuz herhalde. O bahaneden biz de arıyoruz işte Evinç Hanım. Lütfen. Ayvalı bonfile mi istiyorsunuz? Ahududulu keki de öneririm. Aslında kocam kuru fasulyeye de bayılır. Hele bir de pastırmalıysa. Bir dakika. Ayvalı bonfile, pastırmalı kuru fasulye, üzerine ahududulu kek. Değil mi? Biraz tuhaf bir menü oldu ama bu... Neyse ne yapalım artık. Müşteri daima haklıdır değil mi hanımlar? Bu da taşkın bir kahkaha oldu birdenbire. Biraz almaz mıydınız bir şeyler? Lütfen. Bir kere bu tıraş olma meselesi teknik olarak benim görev tanımıma girmiyor abi. Öyle mi? Neymiş senin görev tanımın? Dükkandan mal çalınmasını engellemek. Şimdi o kasette seyrettiğimiz beyefendi tıraş bıçağıyla tıraş köpüğünü cebine koyup dışarı çıkmış olsa işte o zaman hırsızlık olur ve o zaman benim görev tanımıma girer. Fakat ortada bir mal çalınması söz konusu değil. Senin bugüne kadar kaçırdığın hırsızlıkları peş peşe dizip film yapsam en iyi film ödülü alırım be. Hep gözün yükseklerde değil mi abi? En iyi film ödülü. Mansiyon alsan olmuyor yani değil mi? Her şeyin en iyisini illa sen yapacaksın. Bak aslanım, eğer kardeşim olmasaydın seni öyle bir döverdim ki dayaktan bronzlaşırdın yemin ediyorum sana. Bu ne biçim bir konuşma tarzı abi? Döverdim möverdim ha? Profesyonellik bu mu yani? Yeter artık canım, bıktım bu aile şirketi ambiyansından. Peki Necmi, biz seni tutmayalım o zaman. Hatta daha iyisi ben seni kovayım, sen git kendi görev tanımına uygun daha profesyonel bir iş bul. Hem böylelikle aile ambiyansından da kurtulmuş olursun. Çık dışarı Necmi, çık dışarı. Hayır, siz beni kovamazsınız. Ben vazifemden istifa ediyorum. Ali. Hasan Nami Bey. Bundan böyle bu dükkanın güvenlik görevlisi sensin. Şunu unutma. Perakendecilikte duygusallığa yer yoktur. Hırsıza hiç acımayacaksın. Acımam. Diyelim hırsızı yakaladın. Ne yapacaksın? Polis çağırırım. Hayır. Döverim. Hayır. Önce polis çağıracaksın. Arkasından polis gelene kadar suçluyu döveceksin. Baş dile. Bu şerefli görevi sana vermekten gurur duyuyorum. Sorumluluğun çok büyük oldu. Hadi bakalım yürü. Tamam abi. Hadi. Hoş geldin. Kurt gibi acıktım Evinç. Ne yemek yaptın? Ay pek fazla bir şey yok bu akşam. Ben senin yokunu bilirim. Yaratmışsındır sen yine. Hemen oturuyorum masaya ben. Bu sefer yok bile yok. Kamera şakası değil mi bu Evinç? Nerede kameralar? Aman sen abartma Allah aşkına. Hakikaten yemek yapmadın mı?
Ya siparişlerim çoktu bugün, ancak yetiştirebildim. Gelen giden de çok oldu. İşte birazcık yemek vardı, onu da çocuklar yedi. Çok güzel Erinç. Çok güzel. Tebrik ederim seni. Millet sabahtan akşama kadar benim karımın yaptığı yemekleri yesin. Ben eve geldiğimde bir tencere soğuk pilavdan başka hiçbir şey bulamayayım. Aferin yani. Hakikaten aferin. Şahane bir menemen yapayım mı sana? Ne menemeni? Bırak Allah aşkına. Anne, müşterilere yaptığın her yemekten bir parça da babama ayırsan problem kalmaz ki. Aferin be Şafak. Aferin oğlum. Bundan sonra böyle. Her yemekten bana da ayırıyorsun. Hayır efendim, hiç kusura bakmayın. Müşterilerin yemeğini tırtıklayamam ben. Tırtıklama değil anne. Vergi gibi düşün bunu. Hasan Nami vergisi. Sen ne yedirdin bunları? Gayet makul ve mantıklı düşünüyorlar. Aman Hasan, dalga geçiyorlar seninle, baksana. Bak bak, Ilgaz bile gülüyor haline. Ilgaz niye gülsün canım? Onun ağzı öyle. Sen yemiyor musun köfte? Aa, yok artık çocuğun köftesi. Bırak bakayım onu. Atılacak, kurumuş. Hayır efendim, atılmaz. Ye çocuğum, gidiyor köfte vallahi. Hop, patatesinde al. Gözü kaldı. Evinç, aç. Ya bak, kahvaltı hazır. Kahvaltıyı dün ettim. Ben şimdi yemek istiyorum. Bak Hasan, ne yapıyordun? Bak süsünü de bozdun. Bak bırak onu. Ya. Ne olursun bırak bak. Bütün gece yemek yaptım, çok yoruldum. Rezan Hanım'ın yemekleri, onlar birazdan almaya gelecekler. Ne olur elleme onu, ben sana yine yaparım. Bari adlarını söyle. Yemeklerini. Ha, işte ayvalı bonfile. Ahududulu kek. Pastırmalı kuru fasulye. Hasan, abartmıyor musun biraz? Evinç, abartmıyorum. Anlayamazsın. Sanki ölmüşsün. Cennettesin. Dört yanın hurilerle çevrili ama sen birine bile el süremiyorsun. O kadar feci durumdayım ya. Nasıl yani? Bu yemekler sende afrodizyak bir etki mi yarattı? Ne etki yarattığını bir bilsen. Rezan Hanım'ın yuvası kurtulabilir diyorsun yani. Vallahi Rezan Hanım'ınkini bilmem ama bu gidişte bizimki yıkılacak, haberin olsun. Aha. Hurilere veda et istersen, Rezan Hanım yemeğini almaya geldi. Bir de fırça yedik be. Günaydın. Good morning Vietnam. Günaydın. Hayrola Necmi Bey, neşe saçıyorsunuz yine bu sabah. Çay koyayım size. Yeni bir başlangıç yapacağım için mutluyum yenge. Yeni bir iş, yeni bir hayat. Bugün gazete ilanlarından iş arayacağım da. Baba, istersen seninle de vakit geçiririz ha. Tavla falan oynarız, senin de canın sıkılmaz ha. Ne diyor bu? Bütün gün evde mi oturacak böyle? Yok canım, olur mu öyle şey? Belki abisiyle konuşurlar, tekrar eski işine geri döner, değil mi Hasan? İmkanı yok. Adam dün öğlene doğru işten ayrıldı, akşama ciro patlaması yaptı. Meğer bu perakende işinde büyük para varmış ha. Abartma Hasan. Vallahi abartmıyorum, biz seneye kalmaz ikinci şubeyi açarız. Abim istese de ben dönmem yenge. Aramızda büyük fikir ayrılıkları var. Yani birlikte çalışmamız imkansız. Öyle değil mi baba? Aynen. Tak sepeti koluna, herkes kendi yolu. Ne oldu şimdi? Bu bütün gün evde mi, değil mi? Ben akşam eve geldiğimde masada yemek görmek istiyorum. Aa yok, olmaz. Akşam bir restoranın açılışına davetliyiz. Hani şey vardı ya, Tarık Bey. Kekçi. Karıma anne keki yaptırdı, yetmiyor. Şimdi akşam yemeğine mi davet etmeye başladı? Söyle o Tarık'a, bir daha sefere kekin yanında sopa da yiyecek. Hasan Nami sopası. Malzemesi de benden. Hasan, yanlış anlıyorsun. Adamcağızın fazladan davetiyesi varmış, bize de verdi. Ne var bunda? Hem Leyla da gelecek. Biraz hoşlandı Tarık Bey'den. Nesinden hoşlandı Tarık Bey? Çok mu yakışıklı? Sen adam bayağı kıskanıyorsun. Yok canım, ben sabah akşam kız gibi anne keki yiyen adamın nesini kıskanacağım? Tamam, gidelim. Hem ben de bir görmüş olurum o zibidiyi. Hasan. Yalnız bak, orada bir sorun çıkartacaksan hiç gitmeyelim biz. Evinç, ben bugüne kadar ne zaman öyle bir şey yaptım? Ben seni bilmez miyim? Yine kızacaksın bana ama buzlu çay dedikleri vallahi başka bir şey. Sen buzu getirdin mi? Ya getirdim ama söylediğim gibi yani buzu bunun benim için... buzlu çayım böyle evladım. Önce buzu ağzıma atıyorum. Sonra çayı üzerine içiyorum. Böyle. Erzurum'da buna kıtlama denir. Sen hiç Erzurum'da bulundun mu Hasan? Bulunmadım baba. Bulunsam mutlaka haberin olurdu. O zaman sus. Ya babacığım bak. Biri soğuk, biri sıcak. Vallahi miden alt üst olacaklar. İyi böyle, iyi. Sen daha bir iş bulamadın mı kendine? Daha gazeteye bakmadım.
Fakat böyle güzel bir ambiyans yakaladık ha baba? Baba oğul sıcaklığı ambiyans ha? Anlıyorum. Çin ordusuna esir düşmüş gibi sabahtan akşama buz gibi pilav yiyeceksen ben ne anladım bu işten? Aç telefonu, sipariş ver oğlum. Parasıyla değil mi? Nasıl yani? Nasıl yani? Bas be ya, müşteri gibi telefon açacaksın, evince sipariş vereceksin. Hay aklımda bin yaşa. Bak bu benim aklıma gelmediydi. Ya, ya. Olmaz ki benim sesimi tanır. E ben ararım. E senin de sesini tanır. Sesimi değiştiririm. Sen? Ben. Nasıl olacak o? Erdal İnönü'nün taklidini o biçim yapıyordum. Unuttun mu? Hiç unutur muyum abi? Unutabilir miyim o taklitlerini? Ne yiyelim? Ne yiyelim? Ne yiyelim? Biber dolması, zeytinyağlı taze fasulye, üstüne fırın sütlaç. Ne diyorsun? Ha. Bir de kabaklı börek. Güzel. Oh, yetiştirebilir mi hepsini bunları? Bakacağız. Seyret, çevir numarayı. Ya aramasak be. Arayalım oğlum, çevir numarayı. Oğlum sen bana güven, Hakkı Kutlu'ya güven. Çevir, bak şimdi. Seyret abini. Aferin kızım, dur şöyle biraz daha yedirelim. Hı. Ah dur, telefonumuza da bakalım. Efendim? Alo, Emin Hanım'la mı görüşüyorum? Hakkı Kutlu? Merhaba Emin. Tanıdı. Sesin neden Erdal İnönü gibi geliyor Hakkı Kutlu? Şey, hatlarda bir sorun var galiba. Ben Hasan Nami'ye sormuştum, evde mi? Yok, bu saatte ne işi var evde Hasan Nami'nin, dükkanda değil mi? Aa tabii ya. Ben bir de dükkanı arayayım. Hadi görüşürüz Emin. Tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Bay bay. Tamam, bunu da kavurduk kızım. Allah. Efendim? Evet, benim, buyurun. Aa, tabii, tabii. Bir saniye, bir saniye. Ben hemen not alacağım. Otur çocuğum, otur çocuğum. Hayır, size demedim, size demedim. Çocuğa diyorum. Bir saniye, kalem kağıt alayım, yazıyorum. Sıkı dur anneciğim, sıkı dur anneciğim. Bir saniye. Dinliyorum, buyurun. Kuru biber dolması, tamam. Zeytinyağlı fasulye. Sütlaç. Evet. Kabaklı börek. Allah Allah. Ay yok, bir tek kocam sever sanırdım da o yüzden şaşırdım. Tabii, başka bir şey istiyor musunuz? Yanına cacık yapıyorum. Cacığı da yazayım. Tamam. Oldu o zaman. Anlamadım. 6'şar kişilik yapıyoruz. Tamam, peki yarın sabahtan mı alırsınız? Yarın sabahtan mı alırız? Yarın sabahtan değil, bugün alamaz mıyız Emiç Hanım? Agil? Acil. Acil bir durum var da ondan Emiç Hanım. Ben bu kadar yemeği bir günde yapamam deyir. Ben bileyim, yani aş eririm de Emiç Hanım ondan. Pardon, siz doğum evinden mi arıyorsunuz acaba? Hayır, 6'şar kişilik yemek dediniz de o açıdan. Ha. Ay ben de hep turşuyu aşerlerdim hamileliklerimde. Ama böyle çeşit çeşit yemeğe aşerildiğini ilk defa duyuyorum. Tabii turşuya da aşeriyoruz. Yani ben aşeriyorum. Hayır hanımefendi, anlatamadım galiba. Meselemiz turşu değil. Ben turşuyu örnek olması açısından şey yaptım. Hayır. Ay sus Evinç, uzatma. Evinç uzatma. Tamam o zaman hanımefendi. Şöyle yapalım. Bu seferlik böyle olsun. Yalnız bir daha lütfen daha önceden haber verin. Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin. Kaç gibi alabiliriz yemekleri? Kaç gibi alırsınız yemekleri? İki gibi alırsınız yemekleri. Oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Ay Hasan Nebi Bey, anlayacak diye ödüm koptu. Hiç merak etme sen. Kaçta veriyor yemekleri? 2'de gelin alın dedi. Gelsin dolmalar. Kim gidip alacak? Turşu. Ali'yi yolla çabuk. Evinç Ali'yi tanımıyor. Çabuk gelsin oraya Ali. Kabaklı börek. Yoğurt çalışma temposuna dayanıklıysanız
Yok anam, geç. Başka bir şey, başka. Avrupa yakasında oturan, İngilizce bilen, ekip çalışmasına uygun ip cambazı ara. Hiçbirini tutturamadık ya. Kamil kaptana git. O sana gemide iş bulur. Ya babacığım, büfede mi çalışacağız? Ne var? Biz 35 sene çalıştık. Ne çabuk unuttun abinle gemilerde gofre sattığını? Bak, Eminönü pazarından alınmadı bu. Deniz yollarından verdiler. Anlıyorum baba. Hasan. Ne? Hasan. Ne be? Ya, Leyla benim hakkımda Evinç'e bir şeyler söylemiş midir acaba? Ne bileyim ben ama sanmıyorum. Şimdi sen Evinç'e söylesen de Leyla'nın kulağına fısıldasa... Hakkı güzel çocuktur dese, Hakkı iyi çocuktur dese, Hakkı karizmatik çocuktur dese... Leyla da Hakkı'yı görür görmez dudaklarına yapışsa... Ne var be oğlum? Altyapı olur diye söylüyorum. Ya bütün demek... planı yaptın, kurdun yani sen. Evet, tanışmadan önce hakkımızda güzel şeyler duyması kötü mü olur yani? Ya onu bunu boş ver de biz akşam yemeğe çıkıyoruz. Evinç, Leyla, ben... Ben? Ya sen... Sen tabii. Hakkı sen. Hakkı, senin bu yemeğe katılman şart Hakkı, şart. Sağ ol kardeşim. Madem ısrar ediyorsun bu kadar, ben de gelirim. Yaşa. Yalnız akşam yemeğe bir de Tarık diye bir adam katılacak. Leyla pek bir hoşlanıyormuş bu Tarık'tan. Yok ya, kim söylemiş bunu? Leyla kendi söylemiş. Ya ben öyle gözümle görmeden, kulağımla duymadan asla inanmam. Leyla asla böyle bir kadın değildir. O zaman akşam kendin gelirsin yemeğe, kendi gözlerinle görürsün. Leyla anlatır, sen dinlersin. Hoş, aslında onun bir şey anlatmasına gerek yok. Sen nasıl olsa kadınların aklından geçeni okuyorsun Hakkı. Sana da bir şey söylenmiyor ama. Gel oğlum, gel. Yemekleri getirdin. Oğlum bu ne? Market arabasıyla mı gittin sen eve? Taksiye para vermemek için abi. Evinç kesin anladı. Ne dedi Evinç seni görünce? Bir markette falan çalışmıyorsunuz değil mi dedi? Eyvah, sen ne dedin? Bu benim kendi özel arabam dedim. Anlamasın diye. Sonra babamla tanışmak ister misiniz dedi. O kısmı ben de anlamadım. Deli zannetti bunu herhalde. Hakkı. Yok be oğlum. Selim amca da biraz tatlı ya. O yüzden söyledim yani. Getir, getir oğlum. Getir, getir. Yanaştır şu arabayı Ali abi. Biraz çay içeriz değil mi? Allah. Ha bakalım. Babama uzatsana Necip. Ha bu da senin. Ne o, bir şey var mı gazetelerde? Yok yenge, yok. Bir numara yok. Hepsine baktım. Şeker. Babam zaten buzla içiyor. Necmi, yok bir şey diyorsun ha? Ya yengeciğim, ben şimdi memlekette niye bu kadar işsiz olduğunu anladım. Hayır, öyle özellikler arıyorlar ki. Şimdi ben o özelliklere sahip bir insan olsam niye işsiz kalayım, değil mi? Ya da doğru. Ya bak, burada bir şey var. Bana uygun bir şey mi bari? Dur bakalım, okuyorum. Üniversite mezunu değilseniz... Değilsin. Evet. Yabancı dil bilmiyorsanız... Bilmiyorum. Prezentabl olmakla uzaktan yakından ilginiz yok ise... Hiç işimiz olmaz. Buna rağmen çok para kazanmak istiyorsanız... İstiyoruz. Bu iş tam size göre, hemen gelin. Geliyoruz. Bundan sonra bambaşka bir Necmi var alemde. Ha gazeten. Al gazete. Buna kalsa gemilerde talim var. Başlamadan şunu belirtmek isterim. Bir sürücü kursunda hoca olmak en büyük hedeflerimden biriydi. Yalnız sizin için düşündüğümüz pozisyon başka bir departmanda. Olsun. Bütün departmanlarınız aynı kutsal amaca hizmet etmiyor mu? Şimdi önünde birkaç soru var. Bunları yanıtlamanızı isteyeceğim sizden. Hay hay, buyurun. Eski işinizden niçin ayrıldınız? Şimdi efendim, açıkçası profesyonellikten uzaklardı. Büyük bir gelecek vaat etmiyorlardı. Baktım, hedeflerimi burada gerçekleştiremeyeceğim. Ayrılmaya karar verdim. Tam olarak ne iş yapıyordunuz? Güvenlik departmanında üst düzey yöneticiydim. Joker eleman olarak kullanılıyordum ama yani her işi ben yapıyordum diyebilirim. En sevdiğiniz özelliğiniz nedir? En sevdiğim? Şimdi öyle bir tek özelliğimi sayarsam tabii kendime haksızlık etmiş olurum. Ama siz öyle birden sorunca ilk kalemde aklıma gelen... ...bir karıncayı bile incitemeyecek bir yapıya sahip olmam...
her ortama uyum sağlamam ve yardımseverliğim. Ha bir de alçak gönüllülüğümü unutmamak lazım tabii. Peki en beğenmediğiniz özelliğiniz nedir? İşte can alıcı soru bu. İşime çok çok fazla bağlıyım. Evet, yani bir kere benimsedim mi kopamıyorum. Böyle sopayla kovalasanız kalkmıyorum işimin başında. anlıyorum. Sorularımız bu kadar. Yani işe alındın mı? Başka başvuru yoktu zaten. Mecburen sizi işe alıyoruz. Aramıza hoş geldiniz. Çok doğru bir seçim yaptınız. Pişman olmayacaksınız. Hemen başlayabilirim ben. Bir çay içeyim kantinde. Hadi. Geç kalmayalım. Tamam. Evinç. Sen daha hazırlanmamışsın. Şimdi oturacağım, elbisen bozulacak. Hazırım işte. Hazır mısın? Ben mi çok abarttım o zaman? Yok, değil aslında. Hasan nerede? Hasan oraya gelecek. Ya hadi gidelim. Baba. Ne yapıyorsun onunla? Zaman kapsülü. Ha, anlaşıldı. Daha can alıcı bir soru sormamız lazım. Ne yapacaksın o zaman kapsülüyle babacığım? Bütün eşyalarımı içine koyacağım. Sonra bunu gömeceğim. 100 yıl sonra bunu bulanlar ataları hakkında bilgi sahibi olacaklar. Tamam, çok güzel de başka kapsül bul kendine babacığım. Ben düdüklümü veremem. Hava ve rutubet geçirmemesi lazım. Saklama kabı. Adı üstünde bak, saklama kabı. Ne istersen saklayabilirsin. Çelik olması lazım. Tabii tabii, çelik olması lazım. Yani ancak böyle bir şey eşyaları 100 yıl koruyabilir. Çok fantastik bir düşünce. Selim amca, ben çok merak ediyorum gerçekten. Sen bu kapsülün içine ne koyacaksın? Hangi kapsülün içine? Zaman kapsülünün içine. Müjgan, düdüklü tencereye zaman kapsülü diyor. Tamam babacığım, galiba bir yanlış anlaşılma var. Sen biraz gelir misin benimle? Kapsülde kıymalı bamya. Baba yapma Allah aşkına, beni de güldüreceksin. Kekiniz tıpkı anneminki gibi olmuş. Siz de içine süt yerine yoğurt koyuyorsunuz değil mi? Aa, tabii tabii, sadece yoğurt koydum. Yani süt hazımsızlık yapar diye koymadım. Yapmaz mı? Yani bana yapıyor da. Nasıl? Bayılıyorum Leyla'nın bu hallerine. Ay ilahi Leyla yani. Yemek işlerinden hiç anlamıyormuş gibi yapıyor ya. Ne kadar naif değil mi? Naif, evet. Televizyon programcısı, 35 yaşında ve bekar. Siz gurmeydiniz değil mi Tarık Bey? Si. Çok güzel, pek alışık olmadığımız bir meslek. Peki bir gurmenin... anlatır mısınız bize acaba nasıl geçer bir günün, bir gurmenin? İnanın o kadar yoğunum ki. Yani gazete ve dergilere yemek yazıları yazıyorum. O restoran senin, bu restoran benim, dolaşıyorum. Yani ömrüm restoranda geçiyor diyebilirim. Ay ne kadar güzel. Hasan bayılırdı herhalde böyle bir işe. Hasan? Kocam. 24 saat önüne yiyecek bir şeyler verin yer. Hiç itiraz etmez. Çok affedersiniz ama benim de sizin gibi çok güzel yemek yapan bir eşim olursa ben de itiraz etmem. Bu sabah TV'de seyrettim sizi. Seyrettiniz. Sebzeli tavuk yapıyordunuz ve pesto koyacak mısınız diye bekledim. Ne koyacak mıyım? Fesleğen. Evet. Bekledim ve koydunuz. Perfetto. Ay ben söyledim onu. Eminç. Pesto koymayı unutma dedim. Ay neyse ki unutmadım. Unutmadım, evet. Ah, işte Hasan da geldi. Ve tabii ki yalnız değil, Hakkı Kutlu'yu getirmiş. Eyvah! Bir sorun var orada. Kardeşim, belki bir arkadaşa bakıp çıkacağız, Allah Allah. Ya bedava yemek meraklısı değiliz. Canımız kebap yemek istese veririz, parasını yeriz. Var davetiye, var da bizim hanımda ben onu bulamıyorum. Senyor Ferhat, no problem. Beyler benim misafirim. Buonasera. Ben Tarık. Evinç'le Leyla içeride. Prego. Ulan
Herif karıma Evinç diye hitap ediyor. Ben öldürürüm lan bunu. Ya yani senin karının adı Evinç değil mi? Ya ben başka bir samimiyet hissettiğimi söylüyorum sana. Bana bak. Ha. Herif hem yakışıklı hem de itibar sahibi. Benim işim zor. Ne yapacağız? Ama sempatik değil, oradan kaybediyor. Evet abi. Sen sempatiksin. Oradan kazanacaksın. İstediğini anlat, bütün numaralarını yap. Hadi oğlum, bu gece senin gecen. Seyret abini. Efendim, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Efendim, merhabalar. Merhabalar yengeciğim. Merhaba. Efendim, merhaba. Bir sandalye alabilirsin. Oğlum, bir sandalye. Demek gurmesiniz ha? Si. Çok güzel. Herhalde gittiğiniz restoranlarda kayıntıya para vermiyorsunuzdur. Kayıntı? Mancari, mancari. Ha. Yok, yok. Para vermezsem rahat edemem. Rahat edemezsem işimi iyi yapamam. Aslında birçok köşe yazarı... Ben de köşe yazarıyım. Gerçekten mi? Evet. Maçlara bedava girebilmek için köşe yazıları yazıyorum spor konusunda. Aslında birçok konuda yazabilirim. Yelpazem çok geniştir. Evet, yelpazesi çok geniştir. Yapmadığı iş yoktur Hakkı Kutlu'nun. Çok doğru söyledin Emin, çok doğru söyledin. Hatta bugünlerde televizyon programları geliştiriyorum. Bir tanesi akvaryumlarla ilgili Leyla Hanım. İsterseniz bilahare size bunu anlatırım. Şimdi anlat Hakkı. Eminim hepimizin ilgisini çekecektir. Bir şeyler yap Evinç. Ne çalışıyorsun Hasan? Kusura bakmayın, sizin de sözünüzü kestik. Rica ederim. Ne diyordum? Hakkı? Ne diyordum? Şimdi bazı televizyonlarda yayın aralarında ekrana böyle akvaryum görüntüleri çıkıyor ya. Şimdi ben buna insan unsurunu eklemek istedim. Mante. Şimdi bakın şöyle oluyor. Bu televizyona çıktığı zaman bu akvaryum, biz insan unsurunu nasıl kullanıyoruz? Şimdi bunu kısaca anlatayım size. Bir de çok güzel bir belgesel projem var. Köv Köv Anadolu. Eşeğin üstünde geçiyor. Ben sunuculuğu eşeğin üstünde yapıyorum. Pardon, kahvenin nasıl adasın? Sert bir espresso. Double. Türk kahvesi, sade. Leyla'nın kahvesi nasıl olsun Hakkı Kutlu? Nereden bileyim, kendisine sorun. Hayır, sen kadınların aklından geçenleri okuyor musun da o yüzden söyledim. Benimki de sade olsun. Ay benimki nasıl olursa olsun. Bunu da yaptın ha. Sırrımızı Evinç'e anlattın, altın kuralı ihlal ettin Hasan Nami. Erkek arkadaşınla konuştuğun özel şeyleri karına anlatamazsın. Ay karısı o canım, yabancı değil ki. Biz çocukluk arkadaşıyız Leyla Hanım, yapma gözünü seveyim. Evinç sonradan girdi bizim hayatımıza. Hakkı, saçmalama. Saçmalıyorum ha. Saçmalıyorum ha. Ha? Senyor. Efendim. Siz Evinç Hanım'ın kabaklı böreğini yediniz mi? Çok güzel yapar, parmaklarınızı yersiniz. Oğlum delirdin mi? Sen ne zaman yedin benim kabaklı böreğimi? Bugün yedik Hasan Nami'nin dükkanında. Öyle değil mi Hasan Nami? Börek yedik, kabaklı. Dolma yedik, taze fasulye yedik. Sütlaç yedik, sakızlı. Sade biz yesek, amenna. Bütün market yedi. Hasan Nami? Evinç açıklayabilir. Açıklayamam. Yarın ne siparişi vereceksiniz acaba Hasan Nami Bey? Tas kebabı, karnıyarık. Yaktın beni Hakkı. Her şeyi senin başlattığını hatırlatırım. Allah Allah. Leyla'cığım senin de gecen mahvoldu. Bir de ne güzel hazırlanmıştın öyle güllü müllü. Ya iki çift laf konuşamadık ya. Ya kaçar gibi gitti adam. Kaçmasın da ne yapsın? Bütün gece Hakkı Kutlu projeleri dinlemek kolay iş mi? Bu sözlerde ben ima seziyorum. Hayır efendim, hiç ima mima yok. Ben açık açık söylüyorum. Ay, bütün gece konuştun, yıldırdın adama Hakkı Kutlu. Üzülmeyin Leyla Hanım. Olur böyle şeyler. Her işte vardır bir hayır. Zaten pek gözüm tutmamıştı o Tarık Bey. Hakkı zorlama, daha fazla bir sus. Ben gidiyorum. Sizi evinize kadar bırakayım ben. Böyle gece vakti genç ve güzel bir bayanın sokaklarda dolaşması pek hoş değil. Gerek yok. Ben üst katta oturuyorum Hakkı Bulut Bey. Kutlu. Her neyse. Leyla Hanım, şöyle müsait bir vaktinizde bir drink alsak. Almasak? Peki, ben sizi ararım. Zafer. Ha, ben gidiyorum. Görüşürüz canım. Ben de çok yorgunum.
Hakkı Kutlu gidince biz de yatarız artık, değil mi Hasan Nami? Hakkı. Güle güle. Anlaşmadık. Hoşça kalın. Uğrayacağım birkaç yer var da. Ya düşünüyorum da, ne salağım ben ya. Anlamam için de her şeyi yaptınız halbuki ha. Önce o Hakkı Bey arıyor. Güya sözüm ona sesini değiştirmiş. Evinç Hanım'dan mı görüşüyorum? Arkasından en sevdiğin yemek kabaklı börek siparişi veriliyor, hala anlamıyorum ben. Sonra o arabasıyla çocuk geliyor. Ne yaptınız bari sonra arkamdan? Nasıl da kandırdık diye dalga geçtiniz mi? Açtım Evinç. Ya dolapta yemek var Hasan. Bir tek dün yapmamıştım. Belki emeğine saygı gösterdim. Para vererek ödüllendirdim seni. Bir de bu açıdan düşünsene. Demek ödüllendirdin. İyi tamam o zaman. Ondan sonra şöyle yapalım. Her yaptığım yemek için ödüllendireceksin beni. Para vereceksin bana. Müşteri fiyatında. Evet, müşteri fiyatında. Malzemesi sendense yarı fiyatında. Ya saçmalama Vinç. Ben senin kocanım. Karımın yaptığı yemekleri yemek için para mı ödeyeceğim? Tamam o zaman. Koca indirimi yapayım sana. %10. %10. Ne eder? 9 milyona düşse tanesi, 3 kere 20, hayatta o kadar para ödeyemem. Oğlum, bu ne hal? Yok yok, iyiyim. Telaşlanmaya gerek yok. Küçük bir iş kazası. beni işe aldıkları pozisyon, yani görevim, sürücü kursunun pistinde yaya rolü yapmaktı. Öğrenciler direksiyon çalışırlarken ben trafik lambalarında bekliyordum. Yeşil yandığı vakitte karşıya geçiyordum. Ya, iş buldum dediğim bu mu? Yaya rolü yapmak. Verdikleri ilandan da belliydi aslında. Şimdi başta her şey iyi gidiyordu. Alışmaya da başlamıştım. Bir sefer tam yeşil yandı, karşıya geçiyorum. Ayının biri sen dur ama bana yandan bir vur. Ben aynen tacağım. Ay vallahi ucuz atlatmışsın Necmi. Çok ucuz yenge. Yaralanabilirdim. Neyse ki yere düşmeyi biliyorum. Çünkü mühim olan havaya uçmak değil, yere doğru düşmesini bilmek. Profesyonel hayatın zirveleri işte. Her işin bir riski var. Ne yapacaksın? Peki ne yapacaksın Necmi? İşe devam edecek misin? Şimdi tabii orada bu şekilde bir kaza ilk defa olduğu için pek hoş karşılanmadı. Yöneticiler rica ettiler, oturup konuştuk. Fikir teatisinde bulunduk ve yollarımızı ayırmaya karar verdik. Senin anlayacağın kovulmuş. Evet, kırıcı bir tabir ama öyle de diyebiliriz. Ne diyeyim, geçmiş olsun. Abi, işe ne zaman dönüyorum? Ne işine Necmi Bey? Hayır, ne bileyim hani güldün ya o bakımdan. Peki, bir parça kendini toparla da bakarız. Ama güvenlik bölümünü unut. Yok yok, başka bir departman da olur abi, sen merak etme. Yaya rolü. Yaya rolü yapmaya gitmiş. Bir de ne? Allah'tan yere düşmeyi biliyordu. Havaya uçmak değil, yere düşmek önemliymiş. Ah asıl yaralanabilirdim dedi, ben orada gittim. Hay Allah'ım. Evinç. Şimdi affettin mi beni? Niye şimdi? Hayır ne bileyim. Güldük ya o bakımdan. Peki, o restoranda yaptıkların, ha? Niye saldın o Hakkı Kutlu'yu başımıza? Fena mı ettim? Eğlendik işte. Hasan. Ya, alışamıyorum, ne yapayım? Karımın el alemin adamlarına yemek yapmasını istemiyorum. Ya, el alemin adamı falan değil ki, o bir müşteri. Bir çift memesi yok diye aç mı kalsın adam? Peki, tamam. Kıskandım, oldu mu? Tamam mı? Gurmeymiş. Bir kere gurme dediğin şişman olur, böyle gerdanı merdanı olur. Ne o öyle fularlar, küpeler, filinta gibi adam. Nasıl yani, adam yakışıklı diye mi? Sence yakışıklı mı? Ay
Hayır, değil. Yakışıklı falan değil. Anladın mı? Rahatladın mı şimdi? Heh. Hadi uyuyalım artık. Evinç, bir baksana bana. Hı. Ben yakışıklı mıyım sence? Evet, yakışıklısın. Evet, yakışıklısın. Koca göbekli.